konu geldiğinde ruh soruluyor çünkü bana sormamaları lazım mesela. Bize de muhtemelen sormamaları lazım. Çünkü tanıma gereği bizim alanımızın dışında bir hocam şey. Hocam orada şöyle bir şey ama var. Ama böyle yani. Bir tecrübe tabii ki öyle bir şey düşündürüyor. Yani bilimin sözlüğünde ruh yok tabii ki. Teolojik ve ilahiyatta kullanan bir kelime. Yani bilim ansiklopedisini açtığınız zaman ruh kavramını görmezsiniz. Burada bilimin söyleyeceği şu. Beyin ve beyin normal işlevini göstermediği halde bilinçli bir algılama nasıl yapabiliyor? Buna tabii ki ruh diyebilirsiniz, can diyebilirsiniz. O zaman başka bir bilime ikinci ayağı da monte etmek lazım Sultan Bey. Yok biz zaten monte etmeye çalışıyoruz. Ha, genel anladım. Bilimden bahsediyorum. Tamam. Bu batı bilimi anlamında. Batı bilimi. Yaygın bilim anlamında. Bakın tek ayaklıdır batı bilimi. Gelin buna ilahiyat diyelim, ayet ve hadis dediğimiz, biz hani kendi diğer dinlerine mensuplarına saygımız var. Ama herkes kendi dinini hak din görür. Biz de hak din diyoruz madem. Allah kelamı diyoruz. Diyorum ki buna bir ilavede bulunalım. Zaten tabii onu söylüyoruz. O kanaatta olduğunuzu biliyorum. Şey var. Evet. Mesela buna ruh deseniz, tabii. Eter deseniz ya da çok açıklayıcı olmuyor. Yani evet. Buna ne isim verirseniz verin. Açıklamamız efendim? Gereken bir şey var. Ve bize bakan tarafı şu. Yani aslında size de bakan tarafı şu. Biz her şeyi maddi bedenin algıları cinsinden açıklamaya çalışırken maddi beden devreden çıkarttığınızda evet. Devam eden bir şey var. Evet. Dolayısıyla maddeden ibaret olmadığımıza dair önemli bir kanıt karşımızda. Prensip olarak bunu diyorum tabii yakalayalım. Diyorum. Aynen. Peki hocam şimdi ruha evet. Dair biz ne biliyoruz? Yani İslamiyet'te efendim, ruhla ilgili ne anlıyoruz? Efendim ayeti kerime. Ne aktarılıyor? Yes'elûneke anir ruh kulir ruh min emri rabbi. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا Sana ruhtan soruyorlar ya Muhammed. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Onun ilminden size az şey verilmiştir. Şimdi Rabbimin emrindendir deyince akılla kavranması zordur diye tefsir edilmiş değerli hocalarım. İki, az şey verilmiştir diyor. Hiç verilmemiştir deseydi sanki o sahayı kapatmış olacaktı. Az şey verilmiş dediğine göre insanlar gücü nispetinde orada at koşturmaları lazım. Biz bir ruhun mahiyetini bilmekte güçlük çekiyoruz ama onun tezahürü dediğimiz, onun davranışlarımıza yansımasını inceleyebiliyoruz. Psikoloji, psikiyatri bunları inceliyor. Yani Allah'ın emrinden bir emirdir, Allah'ın işinden bir iştir. Bu konuda size az şey verilmiştir. Verilen konusunda çalışın, belli bir sınırda da kalacağınızı bilin diyor. İşte o canlılık veren. Şimdi yeni şeyler gelişti, hocalarım katkıda bulunmasını istirham ederim. Cansızlarda bile ruhtan bahsedilmeye başlandı. Hareketi sağlayan nesne düşündüğümüzde, malumunuz maddenin en küçük parçası olan atomda da hareket var. O Big Bang, bir patlama ve hareketin hala devamı. Bir de bitki ve hayvanlarda olan canlılık var. Ruh var. İnsanda var. İnsanüstü melekte var. Allah'ın ruhu söz konusu. Neden biliyoruz? Nefaktu fihi min ruhi. Biz Adem'i yarattık. Ruhumuzdan da ruh üfledik diyor. Dolayısıyla insan ruhu Allah'tan, bedeni topraktan. Ölüm hem abartıyoruz hem uzak görüyoruz dedik. Onu çok özetleyen şahane bir ayet-i kerimeyi herkes çoğu zaman tekrarlar ölüm haberini duyunca. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz. Hı. Ölüm Allah'tan gelen ruhun Allah'a dönmesi, topraktan gelen bedenin toprağa dönmesidir. Peki hocam şu aklıma geldi birden hani insan ruhu Allah'tan buyurun. Cenaze toprağa verildikten sonra cemaati gönderir de orada baş başa kalırlar. Orada ruhla mı koyuyor? Yani ne oluyor orada? Şimdi efendim, onun aslı şu. Efendimiz, lakinu mevtekum la ilahe illallah. Ölülerinize la ilahe illallah'ı telkin ediniz diyor. Burada alimlerimizin çoğu buradaki ölü bildiğimiz ölü değil de ölüme yakın, sekerat-ı mevt halinde ölmesi yakın olan insanlarınıza la ilahe illallah'ı telkin edin demektir diyorlar. Bu telkinin de la ilahe illallah de, eşhedü en la ilahe illallah de diye onu zorlamak değil, yanında o kelimeyi tekrarlayarak onun da
o cümleyi tekrarlamasını temin etmek manasında. Onun üzerine belki düşünmesi. Hani düşünmesini temin etmek. Çünkü belki sen söyle dediğin zaman söylemiyorum derse reddetmiş olur. Bu işin dini bölümü. Burada diyorlar ki asıl olan bu ama madem ki Efendimiz hastanıza demedi de ölünüze dedi. Biz öldükten sonra ruhun da diri olduğuna inanıyoruz. Ruhlar ölmüyor. Ölür, ölür ise can ölür. Tenler ölesi değil diyor Yunus. Yunus öldü diye sala verirler. Ölense hayvandır, aşıklar ölmez diyor. Şimdi madem ruh diri ve kabirde söylenenlerin işitilebileceğini hadislerden anlıyoruz. Peygamberimiz kabristana girince Esselamu aleyküm ya dâre kavmi mu'minin ve inna inşaallahu bikum lahikun. Ey müminler yurdu, Allah'ın selamı rahmeti üzeriniz olsun, bir gün biz de size kavuşacağız. Es'elullaha lena ve lekumut tevfik. Ben bize ve lekumul afiye. Bize ve size Allah'tan afiyet diliyorum. Son huzur diliyorum diye dua ettiğini görüyoruz. Sizden daha sonra kalanlar, geride kalanlar, vefat edenlerin namına bir hayır hasenat yaparsa, Kur'an okursa onlara ulaşacağını ve onların memnun olacağını söylüyor. Hayattayken arkadaşı olan birisi vefatından sonra onun ziyaretine gelirse onun ondan haberdar olacağını hadis-i şerif bize söylüyor. Bütün bunları topladığımızda ölünce iş bitmiyor. Çok orijinal bir başka şey arz edeyim. Ayettir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Onlar diridir ama siz bilmezsiniz. Bunun yanında bir başka ayet-i kerime daha var. عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ diyor Belin Hanım. Allah katında rızıklanıyorlar diyor. Buradaki ruhun rızıklanması ne? Yani bir farklı türde yaşama devam etmesi demek herhalde. Mutlak devam etmesi, bir de rızıklanıyor diyor. Özetler olursam zaten sizin sorusuna cevabımı. Ölümden sonra devam eden bir hayat var. İnsanoğlu ruhlar aleminden geliyor. Ana rahminden dünyaya geliyor. Dünyadan kabir kapısı, kabir kapısından bir başka aleme geçiyor. Ama bitiş değil, son değil, yeni bir başlangıç. Oranın şartlarını varmadan kesin bilmemiz mümkün değil. Ama bir kısım haberler üzerine bazı faaliyetlerimizi yürütebiliyoruz.